Hafta sonu mesela sokağa çıkma yasağı olduğu zamanlarda yine sadece izin talebi alıyoruz. Hemen gün içerisinde de teslim ediyoruz. Yani bir iki saat içerisinde hareket etmiş oluyoruz. Buradaki biz incelemedik önce bir işsizlik durumu var. Şimdi örnekler değişiyor, ona göre de puanlama yapıyoruz. Zaten o puanlamaya göre yani işsizlik. Kaç yani 24 saat sürümü nedir? Yok gece 12'de. Gece 12'de de zabıta. Kolay gelsin diyecektim, telefon çaldı. Hiç onlar konuşamıyorum. Size kolay gelsin. Şimdi hepiniz meşgulsünüz. Meşgul etmeyin, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Geçen sene salgın öncesi dönemin rakamlarmışız. Evet. Salgında daha farklılaşmışız. Şu an için 165 vatandaşımız var. Sitemizde kayıtlı olan ailelere gerekli üretimi yapıp evlerine kadar servislerini gerçekleştiriyoruz. Fiziksel engelli çocuklar sayın vekilim, onları da haftanın 5 günü yemek ihtiyaçlarını buradan karşılıyoruz. Öğlen yemeği. Öğlen yemeği. Evlerinden alınıyorlar, götürüyorlar. Sonra öyle değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet. Akşam bırakılıyor muydu onlar? Evet, evet. Gece yatma yok bizde. Yani şu anda mesela bugün kaç eve gitti? Bugün 153 eve. Tamam. Yaklaşık 145. Ama böyle normalde bine ulaşıyor. Tabii. Doğru anladım. Şu dönemde, normal. Burada 3 çeşit yemeğini veriyoruz. Ayranı var, ayran gelecek, ayran koyacağız yanına. Ekmeği var, ekmeğini koyacağız yanına. Buradan gelip alıyor mu? Geliyorlar kapıdan, temas etmeden poşetlerini verip kayıt numaralarını biz alıyoruz. 3 günde bir gelip bizden yemeklerini alıyorlar. Şişerek pamuğumuzu kabartıyor, fermente ederek pişmeye hazır hale geliyor. First in, first out. İlk girer, ilk çıkar mantığıyla. Elindeki kırıklar daha farklı, komşu üstü mantı var. Sanki böyle esmeri, kıyak, esmeri. Evet. Burada şişerek geliyor. Hala fırın. Evet, fırın. Kaçtan bahsediyoruz? Bu işlemler sabaha karşı falan mı? Tabii. Gece 10 kadar fırına basıyoruz. Sabah 7'ye kadar. 7'de ikinci ekibimiz geliyor. Devralıyor işi ve bir saatte de bitirmiş oluyoruz, temizlemiş oluyoruz. Çıktıktan sonra soğuyor, kasalanıyor. Daha sonra da paketleme ünitelerimiz paketleniyor. Temizlememiz yine taskilerle oluyor.